8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları birer açıklama yaptılar. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Ebeoğlu, parti il binasında düzenlediği basın toplantısında kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır toleransı hakikaten politikamızın ana ekseni olarak görüyoruz. Yasanın içeriğine bakıldığında nasıl önleyeceksiniz, koruyacaksınız, koruyamadığınız ve önleyemediğiniz zaman hangi mekanizmaları hayata geçireceksiniz, bunu nasıl denetleyeceksiniz dediğiniz zaman işin ana motoru AK Parti'nin güçlü iradesi ortaya çıkıyor. İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü jandarması ile bir sorundur. Gereği yapılmalıdır anlayışıyla bu yasa hazırlanmıştır. Öbür türlü zaten bunu başarmamız mümkün değildir. Yasal altyapının temelinde büyük bir mücadele alanı var. Adalet Bakanlığı, Aile Mahkemesi hakimleri ne yapacak? İçişleri Bakanlığı bünyesinde nasıl bir yapıya bürünecek? Bunları topyekun bir seferberlik, bir mücadele alanı olarak görüyoruz dedi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kütahya Kadın Girişimciler İl Kurulu Başkanı Sevim Olgun Güral da yaptığı açıklamada, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, yüzyılı aşkın bir süredir kadın haklarının elde edilmesinde ve korunmasında gösterilen mücadele ve dayanışmanın kutlandığı bir gün olduğunu kaydetti. Eğitim Birsen Kütahya Şube Başkanı Kamil Uçan da yaptığı açıklamada kadını ayrıştıran ve dışlayan anlayışa son verilmelidir dedi. Uçan, milleti yasaklardan kurtaracak ve millet adına egemenliği kullanacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzüğündeki yasaklara ve dayatmalara son verilmelidir. Milletimizi demokrasiyle, özgürlüklerle, ortaksız bir sivil irade ile tanıştıracak yeni anayasa yapmak ve yazmak görevi verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi öncelikle iç tüzüğündeki tayyör dayatmasından ve başörtü yasağından kurtulmalıdır. Konunun mağduru olan eski milletvekili Merve Kavakçı'nın ise tüm hakları iade edilmelidir açıklamasında bulundu. Türk Sağlık Sen Kütahya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Sevgi Şenol'a yaptığı açıklamada pozitif ayrımcılığa işlerlik kazandırmak, şiddet, taciz ve cinayet gibi insanlık dışı olayların önüne geçmek gibi hükümetin kadınlara karşı çok önemli bir sorumluluğu vardır. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir lokomotif görevi üstlenerek kadınların sorunlarını çözmelidir. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen kadına yönelik şiddet yasa tasarısının ilk adımı olarak görüyoruz. Kadın haklarını geliştiren düzenlemelerinde hayata geçirilmesini istiyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Nurten Erbaş ve yönetimi de valilik önünde Dünya Kadınlar Günü'nün önemini anlatan basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardındansa bayanlara karanfil dağıtımı gerçekleştirildi.